Evet millet, bugün ücretsiz Epic oyunlarında yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi her hafta Cuma günleri Epic ücretsizlerini birlikte deniyoruz, inceliyoruz. Bakalım bu haftaki oyunlarda yine bakacağız. Bu hafta 3 tane oyun var bildiğiniz gibi. Az önce bunu inceledik, şimdi de Horizon Chase'i inceleyeceğiz. Horizon Chase Turbo adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyun zaten şuradan da görüldüğü üzere yarış oyunu. Biraz daha böyle bağımsız ve işte nasıl denir? Grafikleri low poly diyebileceğimiz böyle tatlı grafikler var gerçekten. Birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz. Burada zaten işte bağımsız yarış oyunu diye geçiyor. Rekabetçi demişler ama enteresan. İki kişi oynayabiliyorsunuz. Onu göstereceğim zaten birazdan da. Kendiniz de oynayabiliyorsunuz. Büyük ihtimal multi modu falan da vardır diye tahmin ediyorum ben ama. Onun dışında şöyle 39 liraymış. Şu an ücretsiz oldu oyun. Yine bunun dışında şöyle bakacak olursak çeşitli böyle eklentilerini falan alabiliyormuşsunuz. Puanları fena değil. Burada işte anlaşılan, hızlı anlaşılan kontroller falan filan böyle özellikler sunmuş. Puanlar falan dediğim gibi fena değil. Sistem gereksinimleri gayet düşük ve Türkçe dil seçeneğimiz ne yazık ki yok. Deyip yavaştan oyuna geçeceğim. Burada çok fazla gösterecek bir detay yok zaten, bildiğimiz aslında yarış oyunu. Hemen şöyle oyuna geçelim istiyorum. Oyuna girdiğiniz an şöyle bir durum var. Online ve multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Multi dediğiniz zaman bakın klavye, fare ve işte gamepad'de toplam 3 kişi galiba oynayabiliyor oyunu diye ben yorumladım. Tek kişi oynayacaksanız da böyle bir champing olayı var. Yani turnuvalar falan yapabiliyorsunuz. İlerledikçe turnuvalar falan da açılacak diye tahmin ediyorum. Kontroller biraz şey geldi bana o yüzden. Bak burada da işte gamepad'i gösteriyor. Acaba dedim şey klavyeyle oynanmıyor mu diye düşündüm de oynanıyordur büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Bak buradan yine dediğim gibi şey yapabiliyorsunuz. İşte direkt gamepad'den bu tuşa basarsak büyük ihtimal onu da aktif edebiliyorsunuz gibi bir durum var. Şey olarak bir de onu diyecektim, dur bakayım. Acaba co-op oynanıyor mu onu bilmiyorum. Ama burada bir parti gözüküyor sanki. Bir 4-5 kişiye kadar çıkabiliyorsun gibi bir durum var. 4 kişi en azından oynanıyordur diye bakın tahmin ediyorum, 4 kişi diye. Yani böyle. Ben şimdi tabii kendim oynayacağım. Champing diyeceğim ve ufaktan başlayacağım. Şimdi burada az önce gördüğümüz kısım var. Az önce gördüğümüz kısım şu. Şundan bahsediyorum. Eklentiler. Bunları böyle yarışları alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Direkt yönlendiriyor bu arada satın alım sayfasına. Şu kaydıramıyor muyuz acaba? Mouse'la kaydırılmıyor da klavyeyle şöyle gidebiliyorsunuz. Bunların hepsi DLC. Bunları alabiliyorsunuz özetle. Biz şu an World Tour yapacağız ve Enter'ladım. Başlayacağım. Toplamda bakalım kaç tane bölüm var acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gidiyor bayağı. 12. Evet. Kafadan bir 12 bölüm falan oynayabiliyorsunuz galiba diye tahmin ediyorum. Şöyle birinci bölümden biz... Oo, bölümün içinde de bölümler var bu arada. İlerliyorsun, bir de aşağısı açılıyor falan. Upgrade Race diye bir şey açılıyor. Şu level tasarımları hoş. Bu arada menüsü falan bahsetmedim ama menüsü benim çok hoşuma gitti. Bayağı iyi duruyor menüleri falan. Yani şurası bile gayet başarılı. Oradan işte bak buralardan da daha bölümler açılıyormuş. Wow. Yani 12 bölüm var ama 12 bölümün içinde de içinde bölümler var. O yüzden keyifli olacak gibi. Kara şey var mı bilmiyorum vardı. Bakalım araba... Şu an seçmedik bir herhangi bir araba. Seçtiğimiz arabayı upgrade de galiba yapabiliyoruz. Bak burada no upgrade diyor ama burada büyük ihtimal araba alıp upgrade yapacağımız bir kısım olacaktır diye ben tahmin ediyorum ve bunu seçeceğim bu arada. Özelliklerine hiç bakmadım ama sağ tarafta özellikleri de vardı. Bakalım. Evet, oynayabiliyoruz tuşlarla direkt. Şeye birazcık takıldım da işte gamepad'i gösteriyor ya, oy ya. Gamepad'i gösterince acaba sadece gamepad'den mi oynanıyor diye birazcık bir şüpheye düştüm. Bak burada bu arada kontrolleri bayağı keyifli ve şöyle bir olay var. Şu an eski o nostaljik retro oyun havasını alıyorum. İyi duruyor ya. Keyifli duruyor. Allah, çarptım araba. Çarpmalar falan bile yani. Bu arada şöyle bir sıkıntı var bence. Dönmeyi bildiğiniz kendi yapıyor neredeyse. Yani baya kendi dönüyor. Ben
Dümdüz gitsem dışarı çarpıyor mu? Bak çarpıyormuş tamam. Sanki kendi dönüyormuş gibi bir hissiyatı var. O yüzden kullanımı çok kolay. Ya fazla kolay. Şuralardan dönmek falan aşırı kolay. Yavaşlamanız bile gerekmiyor gibi bir durum var şu an. Burada evet burada biraz gerekiyormuş. Shift'te şöyle bir olay var. Space'le şöyle nitromuz var. Oy bak. Orada benzinimiz var ve nitromuz var sağ tarafta onu görüyorsunuz. Alt tarafta kameranın olduğu yerde zaten bir şey yok. Ben 7. miyim? Nasıl oluyor lan o? Kaç tane araba vardı ki? Allah çok yanlış yerde bastım nitroyu. Ay. Son nitroyu bastık ve galiba yetişemeyeceğiz. Vaa. Bunları bir alsak. Allah her yere de çarpıyorum ha. Galiba kaybedeceğiz. Bir retry çekmemiz gerekiyor burada. Bir alışma süreciydi bu. Olur. Olur. Halledeceğiz. Kaç tane araba var acaba? 20 tane araba varmış. 20'ye karşı yarışıyor. Ay çok kötü giriş yaptık. Az önce güzeldi bu. Şimdi niye böyle oldu acaba? 20 tane araca karşı yarışıyoruz ve çarptığınızda bir hasar olayı yok ama şey var. Hani sizi yavaşlatan bir durum var. Büyük ihtimal ama araçlar patlamıyor. Retro ya tam retro havasından bu Need for Speed'in ilk oyunları vardı. O neydi ya? İki Hot yok. Ne Hot Pursuit miydi? İlk oyunlarından biri vardı ya. Ben çok oynadım. Ona hafif ona benzetiyorum şu an. Araçlar da çok benziyor. İsmini unuttum. NFS 2 idi ya direkt. 2 idi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. McLaren'larla falan oynuyordun. Ne o bir şifre kodu vardı FZR 2000 falan. Onlar aklıma geldi benim. Niye aklıma geliyorsa şu an? Enteresan. Neyse. Keyifliymiş ya. Fena değil. Şu anda bu arada nitromu kullanmadım. Şöyle bir düze geleyim. Çakacağım nitroyu. Bastım abi. Dümdüz yol ya. Ak git ya. Hafif yavaşlattığınızda biraz daha iyi oluyor buralarda. Ama burada şimdi bak döneceğim. Gömeceğim nitroya burada. 3 tane nitromuz var bu arada. Oh be. Adama vurdunuz da. Adamı hızlandırıyor. Beni yavaşlatıyor. Öyle bir durum var şu an. Düz yola gelince bir nitro daha çakacağım gibi ama. Dördüncü olduk. Bas abi. Oy oy oy. Benzin olayı iyiymiş bu arada. Bitirdim. Yani birinciliği ufak bir şeyle kaçırdık ama. Fena değil yine de bence. Devam ki. Evet ikincilik. Puan tokenlar alıyorsunuz. Fueller alıyorsunuz. Bunlar benzin dolduruyor bak bunlar önemli. Çünkü benzininiz bitebiliyor ve nitronuz da zaten bitiyor. İşte puanımız var işte 5 skor falan ilerliyor. Yani keyifli duruyor oyun. Bak bölüm açıldı şimdi bunu da oynayacağız. Bir bölüm daha oynayacağım. Özellikleri görüyorsunuz hızını vesairesini ve burada yazıyor. Bu biraz daha hızlı ama. Bunun dönüşü daha mı zor? Ya bu daha iyi dönüyor gibi. Bunun benzini ve nitrosu biraz daha kötü gibi. Bunları mesela işte puanlar geldi ya bunları açabiliyorsunuz. Ya da bunu upgrade de yapabiliyor büyük ihtimal ilerleyen süreçlerde. Ben bir de bununla deneyelim bakayım. Nasıl olacak merak ediyorum. Baktan başlayalım bununla da bakalım nasıl bir şeymiş. Araçları göstermiş olayım. Bu girişi düzgün yapamazsanız işte böyle oluyor. O gaz olayını iyi ayarlamanız gerekiyor. Testleri bu arada araç testleri çok beni tatmin etmedi bu arada. Araç sesleri daha iyi olabilir sanki. Eski oyunlardaki araç seslerine çok dikkat ederlerdi. Daha iyi olabilir gibi araç sesi. Bu arada çarpmalar çok komik ya. Çarpmalar gerçekten enteresan. Şimdi burada düz yoldayız abi. Basabiliriz burada diye tahmin ediyorum. Dönüşler falan çok nostaljik gerçekten ya. Eski oyunlarda böyle miydi dönüşlerle gerçekten?
Şaşırtıcı. 10. olduk şu an bu arada da. İlk bir 10 grup var öndeki. Onları yakalamak çok zor ya. Niye böyle abi? Bak yine öndeler. Acayip öndeler yani bir de. Böyle az bir önde değiller onlar şu an. Bayağı fark falan atıyorlar. Burada bir hızlansak geçer miyim birkaçını? Ayy. Dur bakayım şöyle gelirsek. Ya. Çarpma olayı çok sıkıntı. Benzin olayına bu arada biz şu an çok dikkat etmiyoruz ama ilerleyen süreçlerde bunlara dikkat edilmesi gerekecek. O kesin. Üçüncü turda ve son turdayız. Şimdi. Ayy. Dönüşler hafif baş döndürüyor. Onu çok iyi ayarlayamamış olabilirler. Ah be, nitrom yok ki agam. Yola sanki nitrolar da mı konulabilirdi ya? Puanlar falan koyuyor, güzel de. Nitrolar konulsa sanki iyi olabilirdi gibi geliyor bana. Bu arada biz bunları geçemeyeceğiz. Mümkün değil gibi artık. Dördüncü olduk ama. Yok abi. Geçemeyeceğiz. Bunu Red 3D atabilirdim de neyse çok daha uzatmayacağım video için bence kafiydi. Puanlarınız en son toplanıyor falan galiba bakalım. Ekleniyor. İşte benzininiz de buraya ekleniyor ve ona göre bir puan alıyorsunuz falan. Yeni araçlarda falan da oradaki şu puanla açıyorsunuz işte. Şu an 179 ya mesela bununla açıyorsunuz. Sonra yeni bölümlerden ilerliyorsunuz falan filan böyle ilerliyor. Ben daha uzatmayacağım. Mesela buraya gelsek burada da farklı bölümler var. Burada daha farklı bir bölümler var ama bölümler çok düz gibi sanki değil mi? Ve döneme işte bir çok inanılmaz döneme işte yollar yok. Garip. Neyse. Bakayım bunlar daha açılmıyor değil mi? İki bu mu? 700 olduğu zaman bu açılacakmış falan. Neyse mantığı anladınız. İlerledikçe bunlar da büyük ihtimal açılacaktır diye ben tahmin ediyorum. Kempingleri biraz ilerledikçe buralarda açılacak. Valla nostalji oldu. Keyifli oldu ya. Nefese 2'yi hatırladım valla. Need for Speed 2'yi çok oynardım. Bak oradan aklıma geldi. Bir de 12 kişi oynayabiliyordum falan. Ekranı ikiye bölüyordum. Bunda da aynı şekilde böyle biliyorsun. Keyifli ya. Oynanabilir yani. Baya keyifli. Evet. Neyse daha fazla uzatmadan videoyu da böyle yavaştan bitirelim. Özetle böyle bir oyunun genel bakışına gelecek olursak bu arada grafikleri görüyorsunuz. Gayet tatlı grafikler var. Yani low poly böyle düşük grafiklerde düşük denir mi? İşte low poly yani işte. Gayet keyifli duruyor. Onun dışında sesleri gayet güzel. Oynanış kolay ve hızlı bir. Gerçekten bak burada dediği gibi bu arada. Nerede yazıyordu? Hızlı anlaşılan kontrolleri var. Gerçi çok hızlı adapte olabiliyorsun oyuna. Keyifli özetle. Bak buradan geliştiriler falan da gösteriyor galiba. Bak iki kişi girebiliyorsun. İşte upgrade'ler var falan. Bayağı bir şeyler de yapabiliyorsun. Araç değiştirebiliyorsun falan. Küçük. Boyutu da düşük bu arada ama keyifli bir oyun. Zaten 39 liraymış şu an. Ücretsiz direkt sizler de indirip oynayabilirsiniz. Yani pastel grafikler, low poly grafikler hoş ya ben beğendim dediğim gibi. Daha da uzatmadan yavaştan videoyu böylece bitireceğim. Keyifli bir oyunu sizler de indirip deneyi. Bilirsiniz deyip daha da fazla uzatmadan böyle videoyu bitiriyorum. Horizon Chase Turbo böyle bir oyunda özetle ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece de videoyu bitirmiş.